artık yine Türkiye'de ve dünyada bu işi bağımsız olarak, dış kaynak, outsource olarak veren birimlerde var. İlk görevlerine bir bakarsın, iç denetçinin ne yapar, ne eder, ne gibi fonksiyonları var. Nesnel risk analizine dayanarak kurum işletmeleri yönetimi kontrol yapımını değerlendirir. Tabii ki risk odaklı iç denetim mekanizması da iç denetçinin ne alacak? Nesnel risk analizini yaparak risk odaklı iç denetimini gerçekleştirecek. Kaynakların etkili ekonomi verinin kullanılmasını bakımdan incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. Ki zaten iç denetçiler, demin ifade ettiğim gibi organizasyon şemasında yönetim kuruluna yatay olarak bağlı olması onların bir fonksiyonel görev almayacaklarını işaretledi. Ki zaten iç denetçiler de yapı olarak organizasyonlarında bir danışmanlık görevi yaparlar, yönetimler. Tabii ki genelde Türk iş dünyasına, Türk patron modelinin en çok iş denetçilerden beklediği harcamalar sonrasında yasal uygulamalı denetimi yapmak. Bu da patronların çok istediği, işte ben bir takım harcamalar yapıyorum ama bunlar uygulamalı değil diye bu şekilde bir görev fonksiyonu var. İşletmelerin harcamanın amaç, politikaları, programları, stratejik planları, performans programları, uygulamalarını izlemek, değerlendirmek. Tabii ki iç denetçinin görev ve fonksiyonlarından. Yine Türk patron tipinin çok çok beklediği yine mali süreçlerle birlikte mali süreçlerin mali yönetimi kontrol süreçleriyle ilgili sistem yönetimi yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak da iç denetçinin görevlerinden. Tabii ki yine patronların beklediği, yani yönetimin beklediği iş denetçiden yani şimdi sen tamam bak bunun iç denetimini yapıyorsun ama beni yönlendir, bana önerilerde bulun. Ki denetim sonuçları sonucunda da patrona ve yönetime önerilerde bulunmak iç denetimin önemli bir görevi. Denetim sırasında ve denetim sonuçlarına göre özellikle tabii ki hiç hem yönetim olarak hem de bir meslek mensubu olarak beklemediğiniz bir suistimal gibi durumlar varsa bunları ortaya çıkarmak, detayına girmeden bununla ilgili itaamirlerine soruşturma izni vermek de iç denetçinin görevlerinden. Şimdi iç denetimin bir alanlarına ve bir alt fonksiyonlarına bakarsak değerli meslektaşlar, İş denetçi bir kere uygunluk denetimi yapar. Biz buna compliance audit diyoruz. Yani yapılan işte harcamaların denetimi aslında bir uygunluk denetimidir. Veya işte işletmelerde biraz sonra bahsedeceğim önemli bir iç kontrol yapısı olan prosedürlere, işletme içi yönergelere denetim yapmak bir uygunluk denetimidir. Yani iş denetçiler uygunluk denetimi yaparlar. Yani süreçlerin, operasyonların belirlenmiş kriterlere uygunluğunu denetlerler. İş denetçiler performans denetimi yaparlar. Şöyle ki, tabii ki işletme hedeflerinin amacı işletmeyi büyütmek, kârı arttırmak, operasyonları geliştirmek. Bu kapsamda da patronların ekibi, ben genellikle bu dönemi etkimi tamamladım. Geçmiş dönemlerde veya ileride ne gibi performans hedefleri var. Bunun denetimi yaparlar. Buradaki en önemli kıstas bütçelerdir arkadaşlar, değerli meslektaşlar. Bütçelerin uygunluğunu denetlerler. Bu da bir performans denetimidir. Şimdi mali denetim olayı aslında genellikle Türkiye'de iş denetçilerin çok çok bulaşmadığı bir alan. Genelde eğer bir işletmede bir yeminli mali müşavir yapısı varsa, bir yeminli mali müşavirde hizmet alırsa, genelde iş denetçi ki bağımsız veya bir bağımsız denetime tabi ise işletme de iş denetçi çok mali denetime girmiyor. Ama bir iş denetçi şapkamadık da benim çok çok önem verdiğim denetimdir, mali denetim. Çünkü her bir olayın operasyonun sonucu bir mali bacağı veya finansal tabloyu ilgilendirdiği için iş denetçiler mutlaka bir mali perspektifle iç denetimlerini yaparlar ki mali denetimde iş denetimin önemini alalım. sistem süreç denetimi bir işletmede niye bilgi teknolojisi şey yaptım? Onu ayrıca bir detaylı bir parantez edeceğim. Sistem süreç denetimi değerli meslektaşlar.
bir süreçlerin, operasyonların devam ederken eş zamanlı olarak yapılan verimli analizleri de sistem süreçlerinin olarak adlandırılır. Şimdi geldi bu bilgi teknolojileri denetimine. İç denetimin bir alt kısmı olan bilgi teknolojileri denetimi gün ve gün önemini arttırmakta. Çünkü artık özellikle işletmelerde ERP dediğimiz entegre programlar, işte yazılımlar, işte SAP diyeyim, Oracle diyeyim, Atlanta diyeyim veya işte özel işletmenin yazılmış olduğu yazılımların denetlenmesi apayrı uzmanlık dalları. Ve bununla ilgili özellikle bu konuda nosyonu, bilgi teknolojileri denetçisi olan ağırlıklı mühendisler istihdam ediliyor. Bu da önemlidir. Denetim, iş denetim alanı. Ki bankalarda BLDK yönetmeliklerinde bilgi teknolojileri denetçisi bulundurmak zorundasınız. Orada bir zorunluluk var ama genellikle diğer reel sektör işletmelerde böyle bir şey yok. Bu da böyle bir ihtiyacınız varsa mesela ben iş denetim hizmeti verirken belli bir aşamaya kadar getiriyormuş. Bu apayrı bir uzmanlık olur. Ne yapıyorum? Ben bu konuda bir uzmandan faydalanarak bu hizmeti alıyorum. Genellikle baktığımızda uygulama performans, mali, sistem, süreç ve bilgi teknolojileri iç denetimin alt kırılımları oluşturuyorlar. Peki neden iç denetim? Özellikle son 20-30 yıllık işte periyotta hem Türkiye'nin küresel ekonomide bir etkin rol alması, efendim söyleyeyim şirketlerin büyümesi ve şirketlerin çok büyük aşamada gün be gün hızla yol kat etmeleri artık iç denetimi gerekli bir mekanizma haline getirdi. Karmaşıklaşan işlemler piyasa ilişkileri artık tabii ki dünyanın her bir tarafına bir tuşla belli bir transferler yapıyoruz, belli bir kaynaklar alıyoruz, işte mal satıyoruz, mal alıyoruz ki karmaşıklaşan yapılarda iç denetimin gerekliliğini arttırıyor. Ki demin de ifade ettim, özellikle dünyada 98 ve 2008 krizi, ki 2008 krizi hala etkilerini devam ettiriyor. Türkiye'de 94'te başlayan ve 7 yıl artık şey yapan, otomatiğe bağlayan 94, 2007, 2008 krizleri, Allah 2015'i artık ne şekilde şey yapacağız, 2016'ya gittik ama hala o 2008 global krizle etkisi devam ediyor. Ki ortaya çıkan muhasebe hileleriyle birlikte ne oldu? İş denetiminde bir önemi arttı. Çünkü artık patron oluşan, onda ayrı bir parantez açarız. Hileyle bir suistimal ilişkilerle ilgili olarak bu iş denetimin bir önemi artıyor. Tabii ki demin de bahsettiğim ülkemizdeki ekonomik krizler, işte Avrupa Birliği uyum yasaları, işte SFK'nın işte Avrupa Birliği uyum yasalarıyla gelişen kanunlar, mevzuatlarda iç denetimin önemini kat be kat arttırmakta. Şimdi ifade ettiğim gibi değerli meslektaşlar, her bir mesleğin yapılış biçimi olduğu gibi iç denetiminde bir standartlar var. Uluslararası iş denetim standartları. Yani bu işi yapılırken işte özellikle tarihçesinden biraz bahsedersek Kütü Amerikası'nda 1900 40'lı yılların ortasında başlayan bir mekanizma.